Arkadaşlar, bugün sizlere çok güzel haberlerim olacak. Birazcık olsun motivasyonu sağlayabilmek, birazcık böyle yüzünüzü güldürmek, şöyle birazcık gülün arkadaşlar, yüzünüzü güldürün. Hayat devam ediyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki tercih kısımları da olacak, çok önemli sizler için. O tercih kısımlarında da sizlerle beraber olacağız kesinlikle. Yani o tercih kısımlarını kaçırmamak için, çünkü çok önemli sizler için, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, tabii de videoyu beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Biliyorum, yorulduk, çok yorulduk, çok sıkıldınız, çok üzüldünüz, hala üzülenler var, hala ağlayanlar var. Arkadaşlar inanın biz de çok üzülüyoruz, yani gerçekten çok üzülüyorum. Bunları duyuyorum, işte biliyorsunuz ki çok fazla yazan oluyor. Yani kendi takip ettiğim öğrencilerim, özel takip ettiğim öğrencilerim oluyor. Onlardan morali bozuk olanlar çok fazla var. Hocam şöyle oldu, böyle oldu diye yazanlar oluyor. Beni çok üzüyorlar. Tabii ki üzülmemek elde değil. Tabii ki sen emek ediyorsun, sana deniliyor ki çocuklar işte şu çalışma sorularını çözün, işte ondan sonra işte gerektiği kadar tekrar yapın, tamam deniliyor ama olmuyor işte. Sen gidiyorsun 3000 tane soru çözüyorsun. Onların belki çıktısını alıyorsun, paranı harcıyorsun. Bir bakıyorsun onlarla ilgili çok fazla bir şey çıkmıyor. Kahroluyor ya, üzülüyorsun, üzülmemek elde değil. Arkadaşlar inanın, inanın üzücü bir şey ama hayat devam ediyor. Geçen dün biliyorsunuz ki Babalar günüydü ve o gün bir öğrencimiz aradı. Dedi ki hocam, konuştuk. Dedi ki hocam ya benim bu süreçte, LGS sürecinde benim babam vefat etti. Babamı kaybettik. Çok üzüldüm. Ama her zaman şu babamın sözü hep aklıma gelirdi. Kızım, evet hayat her zaman tatlı olmayacak. Hayatta her zaman güzel şeyler görmeyeceksin. Her şeyin de belki hep böyle dört dörtlük olmayacak. Ama sen zorlukları yenersen, evet zor gördüğünde, hemen zorları gördüğünde eğer pes edersen, o zaman hep hayatın mahvolacak, hep kötü olacak. Kesinlikle pes etme, çalış dediğini söyledi bana. Ve arkadaşlar o süreçte babasını kaybettiği halde oturup saatlerce gene çalışmış. Evet üzgün olmuş mu? Üzgün olmuş tabii ki. Geri geldiğinde ağlamış ama hayat kesinlikle pes etmemiş. Çalışmış, çalışmış, çalışmış ama görün ki gene istediği gibi olmamış. Hayat gene zorlaştırmış onu. Üzülmüş, ağlamış. Ama bakın hala söylüyor. Diyor ki hocam hayat devam ediyor. Ben niye kendimi üzeyim ki, hayat devam ediyor. Ben elimden geleni yaptım, çalıştım ve olmadı. Üzüldüm mü? Çok üzüldüm hocam. Ağladım bile. Ama ben günlerce gidip oturup da ağlarsam, kendimi üzersem hiçbir şey kazanmayacağım ki. Hayat her zaman güzel olmayacak arkadaşlar. Zor da olacak. Ağlayacaksınız, üzüleceksiniz ama devam edecek hayat ve asla pes etmeyeceksiniz. Ben bunu sizde biliyorum. Üzülmeniz normal. Ama bakın yani eğer buradan beni izliyorsa, bunları söylerken, bunları konuşurken bile dün gerçekten çok kötü olduk yani. Babalar gününde ve bu şekilde söylüyor. Ya insan üzülüyor tabii ki ama arkadaşlar ondaki o gücü, ondaki o güçlüğü, ondaki o direnci çok güzel gördüm ve kendi kendime dedim. Yani hayat her zaman kolay olmayacak. Her zaman önüne güzellikler çıkarmayacak. Her zaman günlük güneşlik olmayacak. Her zaman olmayacak bu şekilde. Zorluk göreceksin. Her şeyi yapacaksın ama önemli olan dimdik ayakta kalmak. Bu. Bunu gördüm ben onda. Ona teşekkür ederim. Buradan ona teşekkür etmek istiyorum. Onun için söyledim. Arkadaşlar güzel haberimiz şu tabii ki. Araştırmaları yapıyorum. Biliyorsunuz ki geçenlerde tam 7000 kişilik, 6-7000 kişilik bir anket oluşturduk, form oluşturduk ve netlerinizi yazmanızı istedik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten Instagram'dan da canlı yayın yapıp sizlerin şeylerini alıyorum. Yani Instagram'dan 44.000 kişi takip ediyor ve her gün 2 günde bir, 2 gündür yapıyorum ve en az 15-20 kişiyi aldım her canlı yayında. Ve arkadaşlar herkesin dediği şu: hocam kötü geçti, kötü geçti, kötü geçti, kötü geçti. Hocam İngilizce yetiştiremedim. Sözelde Türkçe niye bu kadar zordu? Niye bu kadar uzun sormuşlardı? Aynı. Herkes aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. Tabi bilmiyoruz. Yani 1 milyon 600 bin kişi girdi. O durumu bilmiyoruz tam olarak ama 16 Temmuz'da zaten öğreneceğiz. Arkadaşlar size güzel haberim şu: kesinlikle puanlar düşecek. Nasıl düşecek? Bakın 2018, 2019, 2020 kesinlikle inceledim ben sizin için. Baktım onlara. 2017'de biliyorsunuz ki TEOG vardı. 2018'de LGS geldi ve süre yetiştiremeyenler çok fazla oldu ve çok zorluk çekti. Arkadaşlar 2017'den 2018'e 100 puan oynayan okullar oldu. Bakın 100 puan az değil. Tabii ki TEOG daha kolaydı ama şöyle düşünün. 2019'a göre 2020 daha zor değil miydi? Daha zordu.
Bakın 2019'daki öğrencilerin birçoğu özel eğitimler aldı. Özel okullarda, özel okullara gittiler. Gerçekten çok iyi çalıştılar. Her zaman okuldalardı. Çok böyle psikolojik sıkıntıları yoktu. Sizler hep evdeydiniz arkadaşlar bu süreçte. Yani yarım dönem evde kaldınız. Çok fazla özel derslere gidemediniz. Ne bileyim okulda eğitimler alamadınız. Öğretmenlerinizden çok fazla faydalanamadınız. Sıkıntılar yaşadınız. Herkes yaşadı aslında bunu arkadaşlar. Sadece siz yaşamadınız. Herkesin sınavı kötü geçti. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. İnşallah 2020'de de o puanlar düşecektir. Ve yani hem yüzdelik dilimler yükselecek, puanlar düşecektir. Yani yüzdelik dilimlerin düşmesi demek zaten şu. Düşerse puanların artması demek. Yükselirse puanların düşük olması demek. O yüzden düşeceğini düşünüyorum yüzdelik dilimlerin. Ve taban puanların da düşeceğini kesinlikle düşünüyorum. Evet, tercih dönemlerinizde beraber olacağım. Sıkıntı yok. Beraber tercihleri yapacağız. Beraber çalışacağız. Beraber analizleri yapacağız. Ben sizi hiçbir zaman bırakmayacağım. Bırakmayacağımı söyledim ve bırakmıyorum arkadaşlar. Bu videoda biraz motivasyon. Yani artık kendimize gelelim. Bakın ben kesinlikle yaşadım. Ağladım, çok ağladım. Ama ben şimdi diyorum ki yani ağladığıma değmemiş ya. Şimdiki yolum daha güzel. Yani daha güzel yollardayım, daha güzel önüm açıldı. Belki orada ne bileyim çok böyle mükemmel bir liseye gitseydim belki buralara kadar belki gelemeyecektim arkadaşlar. Bunu bilmiyoruz çünkü. Bakın şu sözü çok seviyorum. Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz şu dünyayı bir saniyesine bile hükmedemiyoruz. Çok da fırıldak olmaya, çok da böyle üzülmeye gerek var mı? Yok. Neden biliyor musunuz? Bakın ellerimizi oynatıyoruz ya. Sen diyorsun ki hocam ben oynatıyorum. Hayır sen oynatmıyorsun aslında. Arkadaşlar her şey Allah'ın elinde. Allah diyor ki ol diyor oluyor. Oyna diyor oynuyor. İşte kafanı salla diyor sallıyor. Sallayabiliyorsun yani sallayabiliyorsun. Onu söylemek istiyorum. Tabii ki şu hareketleri beyninden oluşuyor ama onu da kesinlikle Allah izin veriyor. Ama arkadaşlar bak geçenlerde yengemin yengesi bir anda bakın bir anda felç geçiriyor. Hiçbir yeri tutmuyor arkadaşlar. Bir anda ya genceciksin bir anda felç tutuyorsun. Hiçbir yerin oynamıyor. Hani sen oynatıyordun ellerini, kafanı sen oynatıyordun, ayaklarını sen oynatıyordun, kolunu sen oynatıyordun. Hayır işte, hayır sen yapmıyorsun bunları. Bunu öğrenmemiz lazım, bunu bilmemiz lazım. Hiçbir şekilde değil bu. O yüzden sizler canınızı boşuna sıkıyorsunuz. Belki, yani evet, belki çok iyi fen lisesine gidemeyeceksin ama normal bir Anadolu lisesine gideceksin, orada çok güzel arkadaşlıklar edeceksin, çok güzel öğretmenler tanıyacaksın. Belki hayatın çok güzel olacak, çok güzel yerlere geleceksin. Bunu biliyor musun? Bunu bilmiyorsun. İşte bizler o yüzden diyoruz ya sizlere arkadaşlar canınızı sıkmayın, moralinizi bozmayın. Bu sınav sizden daha değerli değil. İnanın değerli değil. Bakın ya hak vereceksiniz bana. Zaman biraz geçsin diyeceksiniz ki ulan boşuna üzülmüşüm ya diyeceksiniz. Kesinlikle diyeceksiniz. Bak bunu kesinlikle diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü ben kendim bunu yaşadım. Biliyorum. Yani boşuna üzüyorsunuz kendinizi. Anlaşıyoruz değil mi? Bakın bana söz verin. Lütfen söz verin bana. Üzülmeyeceğinize söz verin. Şu çok önemli. Hayatta her zaman hep mutlu olacaksın diye bir şey yok. Hayatın parçası, üzülmek de hayatın parçası. Ağlamak, eğlenmek, gülmek her şey hayatın parçası. Ama önemli olan şu. Ya bir zorluk gördüğümüzde, bir başarısızlık yaşadığımızda hemen pes etmek olur mu? Hemen böyle eve kapanmak, moral bozmak, ağlamak. Bize yakışmaz ki bu. Biz güçlü insanlar, sizler daha çok güçlüsünüz. Bakın şunu kesinlikle desteklemiyorum. Bakın daha 14 yaşındasınız, 15 yaşındasınız. Bu süreçte bu kadar stres yaşamanız iyi bir şey değil. Gerçekten iyi bir şey değil. Yani sizlerin o gözyaşlarınız çok önemli, çok değerli bizler için. Yani onların bir tanesinin dökülmesi yani bizim de canımızı acıtıyor. O yüzden bizler sizlerin üzülmenizi hiç istemiyoruz. Yani inşallah dediğim gibi o puanlar düşecek inşallah. O taban puanlar düşecek ve göreceksiniz siz de. Diyeceksiniz ki boşuna üzülmüşüm diyeceksiniz. Bakın arkadaşlar çok önemli. Puanlar ve yüzdelik dilimler çok önemli. Zaten bakın kendi hani yaşadığınız bir şehir vardır ya. Mesela İstanbul'da yaşıyorsundur, İzmir'de yaşıyorsundur, Ankara'da yaşıyorsunuzdur. Kendinizi ona göre değerlendireceksiniz. Yani belki Ankara'dakiler çok kötü yaptı. Belki İzmir'dekiler kötü yaptı. İzmir'deki olan o arkadaşlarınız arasında sizleri analiz edecekler. O şekilde senin yüzdelik dilimlerin güzel gelecek belki. Nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Onun için üzülme. Onun için canını sıkma. Senden hiçbir şey değerli değil. Ya sınav ne olacak? Sınav geçer gider ya. Senin o moralinden, o gözyaşından daha mı değerli? Değil. Kesinlikle değil. Bunu kesinlikle bu şekilde bilin. Ya biraz canlanalım. Biraz böyle artık kendimize gelelim. Ya bizler artık şey değiliz yani böyle İlkokul çocuğu değiliz ki her gün ağlayalım. Değiliz. Oturacağız, mantıklı düşüneceğiz. Diyeceğiz ki evet, hayat devam ediyor. Her şey
Dört dörtlük olmayacak. Zorluk çekeceksiniz. Hayatta o kadar zorluk çeken insanlar var ki. Sen bir sınav için, evet önemli bir sınav, tamam, ama bu kadar yıpratmana gerek yok ki. Bak, kızın babası vefat etmiş arkadaşlar. Çok zor bir durum ama devam etmiş çalışmaya. Sen sınavdan, bir sınavdan kötü aldın diye hemen bırakırsan olayı olmaz. Çok zor durumda olan insanlar var. Adamın kolu yok, bacağı yok, gözleri görmüyor, kulakları duymuyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Geçenlerde Babalar Günü'nde bir tane video izledim. Küçücük bir kız. Şehit olmuş babası. Babacım babacım sana çiçek getirdim diyor bak. Bizim derdimiz keşke sadece sınav olsa. Yani o kız hayatı boyunca babasız olacak. Zor bir durum, gerçekten zor bir durum. Birazcık düşünmemiz lazım arkadaşlar. Yani bunları gerçekten söylerken canım sıkılıyor, üzülüyorum. Diyorum yani Allah'a şükür babamız var, annemiz sağ, elimiz kolumuz tutuyor, kulaklarımız var, ayaklarımız tutuyor, her şeyimiz çok şükür var. Biz daha ne istiyoruz ki? Daha ne olsun? Çok şükür diyoruz. Mutlu oluyoruz bunları görünce, bunları duyunca, çok şükür sağlığımız yerinde. Değil mi? Evet. Bakın, birçoğunuz sıcak evinizde oturuyoruz. Sokakta yaşayan çok insan var arkadaşlar. Bakıyorum çöplerde çöp toplayan insanlar çok fazla var. Çocuklar ya, daha 12-13 yaşında giriyor çöpün içinde çöp topluyor arkadaşlar. Yani sen şu sınavdan ya ben kötü aldım ne olacak, hayatım perişan oldu. Olmaz, niye olsun? Hayat devam ediyor arkadaşlar. Hayat devam ediyor. Söz verin. Hocam söz, üzülmeyeceğim bundan sonra. Gözümden bir damla, şu sınav için gözümden bir damla yaş da akmayacak diye bana söz verin lütfen. Biliyorum haklısınız. Haksızlık edildi ama bu arada dışarıda çok güzel yağmur yağmıyor mu? Çok sevdiğim bir süreç. Aslında videoyu kesmek istiyorum bu süreçte sesten dolayı ama sizler de şu yağmurun sesini biraz dinlemek isteyin. Yani insana huzur veriyor. Gerçekten huzur veriyor. Yağmurun sesi, bu sesler gerçekten huzur veriyor. Arkadaşlar gülün ya. Vallahi gülün. Yani inanın çok daha kötü şeyler var. İnşallah dediğim gibi bu haberler, puanların düşmesi sizin işinize çok yarayacaktır. O yüzden diyoruz yani her zaman umut vardır. Umudunuzu kesinlikle kaybetmeyin. Son ana kadar bekleyeceğiz. 16 Temmuz'da her şeyi göreceğiz. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Bizler için çok çok değerlisiniz. Görüşürüz.